Merhabalar tatlı güzel ruhlar, merhabalar Güneş Burcu, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Oğlak olan herkes. Hoş geldiniz kanalıma. Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Bu videoda bunlara bakacağız. Sizler için kartlarımı açacağım ve Kasım ayı enerjilerini yorumlayacağım. Hemen başlayalım. Oğlaklar için Kasım 2024 nasıl geçecek? Evet, oğlaklar için Kasım ayında neler olacak? Kasım ayında oğlakları neler bekliyor? Hangi konularda şanslılar? Hangi konularda biraz daha temkinli olmaları gerekir? Aşk hayatları, iş hayatları, finansları ve genel olarak ilişkileri nasıl etkilenecek? Bunlara bakalım. Evet, hadi hemen başlayalım. Şöyle ilk gördüğüm kartlarda, açık olarak koyduğum kartlarda evet bir takım mesajlar görüyorum ama onları tarot kartlarımla da beraber yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir kupa dörtlüsü gelmiş. Evet, belki de geçmişe dair biraz bu ay içerisinde, hani bugünü yaşarken biraz geçmişi düşünebilirsiniz. Özellikle biraz yakalayamadığınız fırsatları, kaçan fırsatları, hatta duygusal alanda da kaybettiğiniz bir takım şeylere ilk başta bir, özellikle belki de ayın başlarında birazcık odaklanıyormuş gibi olabilirsiniz. Ama bazı şeyleri de aslında biraz yanlış anlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları daha sonradan fark edeceksiniz ve işin doğrusunu da keşfedeceksiniz, anlayacaksınız diye düşünüyorum. Biraz günlük hayatınızda hani böyle odaklı olduğunuz, yapmanız gereken bir takım şeyler varken dikkatinizi dağıtan başka durumlar da gerçekleşebilir. Biraz böyle dikkat eksikliği yaşayabilirsiniz belki zaman zaman. Burada hem şu ilk gelen kartta bir böyle monotonluk mesajı, bir kendinizi sanki kısır döngüde döngüye girmişsiniz gibi ya da böyle hayatınız biraz monotonmuş gibi hissettiğiniz bir durum içerisinde olabilirsiniz gibi görüyorum. Burada da böyle ufak bir can sıkıntısı çıkmış ama bu böyle şey gibi. Hani böyle belki de kendinizi bir şeylerden kısıtlamışsınız ve bu sebeple biraz böyle canınız sıkılmış gibi. Aslında bu döngüyü kırabilirsiniz, işte sosyalleşebilirsiniz, belki biraz daha çevrenizdeki insanlara özen gösterebilirsiniz. Yani onlarla olan ilişkinize, onlarla görüşebilirsiniz falan. Bu aslında böyle kırılabilecek bir şey. Çok böyle büyük bir sıkıntı gibi çıkmamış. Ve birazcık şuna dikkat edebilirsiniz. Çok fazla kendi içinize dönüp, kendi böyle iç dünyanızda kaybolmayın. Birazcık böyle dışarıya kendinizi açarsanız daha keyifli geçecektir bu ay sizler için. Ve maddi manevi anlamda aslında bu taraftan çıkarıp kendinizi maddi manevi huzura götürebileceğinizi görüyorum. O yüzden söylüyorum bunları. Belki böyle birazcık
Dediğim gibi belki Kasım ayının başlarında hissedeceksiniz bu durumu. Biraz böyle monoton hissedebilirsiniz. Çok böyle hayatınızda yenilik olmuyormuş gibi hissedebilirsiniz ama oradan kendinizi çıkaracağınızı düşünüyorum. Hatta böyle hem maddi olarak hem manevi olarak kendinizi huzur içerisinde bulacaksınız bir süre sonra. Sonrasında da böyle bir konforunuz yerine gelebilir. Gerçekten konforunuzu düşünebilirsiniz. Böyle bir rahatlayıp hatta ektiğinizi biçme durumunda görüyorum burada. Bir takım verdiğiniz emeklerin belki de bir süre o emeklerin karşılığını alamadığınız için birazcık böyle can sıkıntısı yaşamanızın son bulacağını, çünkü burada ektiğinizi de biçeceğinizi göstermiş kartlar. Evet, bir kupa şövalyesiyle devam ediyoruz. Şimdi böyle özellikle genel anlamda bir takım heyecanlı gelişmeler olabilir. Bakın, burada da sanki diyor ki hani böyle bir hissedebilirsin ama sonrası geçecek. Sen heyecanlı olduğun tarafları zaten geçeceksin. Bir takım heyecanlı gelişmeler de olacak hayatında, merak etme diyor sevgili oğlaklar için kartlarım. Ve özellikle böyle aşk hayatınızla ilgili sizi heyecanlandıracak, kalbinizi böyle pırpır ettirecek bir takım gelişmeler olabilir. Hem ilişkisi olanlar için, ilişki içerisinde böyle bir ilişkinin bir canlanması, ilişki, evlilik, burada böyle bir canlanma, bir takım heyecan verici haberler, sürprizler, belki karşı taraftan güzel adımlar görebilirsiniz. Hem de yalnız olanlar için de böyle romantik birisinin hayatınıza girişi söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Aşık olabilirsiniz. Ama ben en çok şunu hissediyorum. Birisi size aşık olabilir. Yani siz belki çok farkında olmadan birisi size obayı yakabilir ve biraz böyle uzaktan uzaktan size bakabilir ama çok heyecanlı birisi bu kişi. Oldukça romantik birisi. Duygularına, hani duygularını besleyecek birisi, duygularına önem veren birisi. Böyle bir iç çeke çeke size baktığını hissediyorum, bakacağını ya da. Eğer bu kişi size açılırsa, ki bence birazcık önce bir içinde yaşayacak bunu. Ama belki de bazılarınız için bu açılma hızı gidebilir. Ama tabii ben genel olarak yalnız oğlakların böyle birini kendilerine aşık edeceğini düşünüyorum. Hani farkında olarak ya da olmayarak. Ama tabii bazı oğlaklarda bu birazcık daha bence azınlık, kendileri aşık olabilir. Aniden başlayan bir aşk macerası sizleri bekler her an. Evet, kendinizi bunu açabilirsiniz. Bu arada şu konuda da oraya da değineyim. Biraz böyle sanatla ilgili, sanat ve şiirle ilgili sevginiz varsa, ilginiz varsa, belki de direkt olarak yaptığınız işler bu alanlardaysa çok kendinizi üretken hissedebilirsiniz. Aşık olmak, aşk hayatınızın iyi gitmesi ya da aşk hayatınızdaki böyle bir takım heyecan verici gelişmelerde sizi bu alanda daha üretken yapabilir. O yüzden de oldukça güzel, keyifli zamanlar gözüküyor sizler için, özellikle aşk hayatınızda ve biraz sanatla ilgilenenler için aşk hayatınızın sanat alanına, iş alanınıza yansıması diyebilirim. Finans anlamında böyle beklenmedik bir yerden bir paranın gelmesi, sürpriz bir gelir kapısı veya böyle mevcut durumlarda bir bolluk bereket sizi sevindirebilir sevgili oğlaklar. Ve şunu da görüyorum, böyle çevrenizdeki insanlar size çok değer verecek bu ay. Ve bunu siz hissedeceksiniz. Sizden çok böyle tavsiye almak isteyebilirler. Sizin böyle çok nokta atışı görüşleriniz olabilir ve bundan yararlanmak isteyen çevrenizdeki kişiler olabilir. Belki kariyer alanınızda da yaptığınız işte çok iyiyseniz sizden bir takım böyle akıl danışan kişiler olabilir çevrenizde. Güzel tavsiyeler verebilirsiniz, akıllı tavsiyeler. Ve kariyer hayatınızda yine böyle bir takım heyecan verici fırsatlar elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Eğer böyle eğitim alanı için dinleyenler varsa, henüz kariyere geçiş yapmamış olanlar için eğitim alanınızda da bir takım fırsatlar elde edebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ama bunlar böyle hani açıkçası çok da durduk yere olacak şeyler değil. Birazcık bir emek vermek gerekebilir. Biraz
gönüllü olmak gerekebilir. Hani biliyorsunuz karşımıza aslında birçok fırsat çıkabiliyor ama o fırsatları bazı kişiler ya da bazı zamanlarda değerlendirmek istemeyebiliyorlar. Bazen farklı öncelikler olabiliyor. O yüzden sizin de kararlarınız bu tarz şeyleri değerlendirme açısından çok önemli olacak diye düşünüyorum. Bir sözleşme yapacaksanız eğer bu ay içerisinde bu sözleşmelerden kazançlı çıkmanız, bu anlaşmalardan karlı çıkmanız söz konusu olabilir. Almak istediğiniz büyük bir şey varsa ev gibi, araba gibi bunları da bu ay içerisinde satın alabilirsiniz. Evet. Biraz böyle sezgilerinize de önem vermek isteyebilirsiniz. Yani belki iç sesiniz size bir şey söyleyecek. Belki bir şeyler hissedeceksiniz. Normalde görmezden gelebileceğiniz bir takım konularla ilgili hissettiklerinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Ona göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Birazcık çok fazla dışarıdan size müdahale etmek isteyen kişiler var ise sevgili oğlaklar. Bu ay biraz ben kendim yolumu çizeceğim diyebilirsiniz. Hatta böyle sadece akılla mantıkla değil, bir yandan da böyle sezgilerinizle de bir şeyleri harmanlayarak bir yol çizebilirsiniz. Özellikle yeni bir takım başlangıçlar yapmak isteyen oğlaklar için, kendilerine yeni bir yol çizmek isteyen oğlaklar için, yani böyle aileniz adına da bir karar verebilirsiniz. Belki aileniz adına bir karar vereceksiniz. Belki de kendiniz için bir karar vereceksiniz. Ama çok fazla böyle başkalarının yönlendirmesiyle hareket edeceğinizi düşünmüyorum. Sizin kararınız çok önemli olacak. Böyle kendi isteklerinizle, kendi seçimlerinizle ilerlemek isteyeceğinizi görüyorum. Zaten çok böyle tutkulusunuz. Yani biraz böyle isteklerinize doğru hareket etmek isteyeceksiniz. Bu ay içerisinde belki de o başta gördüğüm o monotonluk hissi sizi hareket etmeye zorlayacak, sizi bir ilerlemeye zorlayacak ve bu sebeple de kendinizden emin bir şekilde isteklerinize doğru, arzularınıza doğru gidebileceğinizi görüyorum. Biraz da şöyle hissedebilirsiniz, hani böyle bir şeyler yapmak için huzursuz hissedebilirsiniz kendinize. Hani böyle duramıyorum gibi, sabırsızım gibi bir his. Ve bu aslında sizin gerçekten o aklınıza düşen fikir, o istediğiniz şeye doğru gitme konusunda size bir işaret de olabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Oldukça karizmatiksiniz. Yani böyle hani cinsiyet ayrımı yapmaksızın söylüyorum bunu. Çevrenizde size gıpta eden, size özenen, size hayranlıkla bakan insanlar var. Ama biraz böyle kıskançlıklar da olabilir. Buna da dikkat edin. Birazcık böyle dışarıdan zarar görmeye belki açık olabilirsiniz. Dikkatli olun diyeyim sadece. Ve yani bir de bir takım öyle bir fırsatlar çıkar ki zaten istediğiniz, zaten planladığınız konularla alakalı o konularda böyle hemen harekete geçmenizi gerektiren olaylar gerçekleşebilir. Ve siz de içgüdülerinizi dinleyerek, içgüdülerinize güvenerek hemen atılabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Zaten odağınız da yüksek olacak. Odağınızı koruyun mutlaka. Ve özellikle böyle ilişkiler tarafında da bu durum, hani bu içinizdeki bu his ilişkilerinize de çok güzel bir şekilde yine yansıyabilir. Başlattığınız ilişkilerde çok tutkulu olabilirsiniz. Mevcut ilişki ya da evliliğiniz içerisinde yine ilişkinizi çok böyle sahiplenebilirsiniz. Çok ilişkinizin güzel gitmesi için, partnerinizin mutlu olması için yine o alanlarda da böyle kendinizi tutkulu hissedebilirsiniz. Tutkulu derken şundan bahsediyorum. Evet, bildiğimiz anlamdaki tutku da olabilir tabii ama hani gerçekten böyle şevkle, isteyerek, içinizden gelerek ilişkiniz için mesela bir şeyler yapmak veya partnerinizi mutlu etmek için bir şeyler yapmak. Hani bu alanda da birazcık böyle tutkunuzu o şekilde de yönlendirebilirsiniz gibi göstermiş kartlar. Ben de biraz bu şekilde hissettim. Oldukça da böyle motive edici olabilirsiniz çevrenizdeki insanlara karşı. Mesela öğretmen olan oğlaklar öğrencilerini bu süre içerisinde çok etkileyebilir.
çok motive edebilir, çok ilham verebilir onlara ve biraz böyle yolda gösterebilirler. Biraz böyle öğretmenlik gibi bir meslek yapıyorsanız hani o alanlarda etkileyebileceğiniz, böyle pozitif tarafa doğru etkileyebileceğiniz çok öğrencileriniz olabilir diye düşünüyorum. Tabii biraz böyle hırslı bir yanınız da mutlaka ki burada etkiye girecek. Yalnız böyle bir sürü kartı yorumluyorum ama hep sanki böyle aynı yöne doğru gidiyor mesajlar. Farklı farklı mesajlar üst üste ama birbiriyle çok da zıtlaşmıyor farkındaysanız. Liderlik rolü üstleneceğinizi görüyorum. Sahneye çıkabileceğinizi görüyorum. Ve biraz böyle toplum önünde konuşma yapma potansiyeliniz var. Belki bir sunum yapacaksınız, belki bir gösteri yapacaksınız. Ve gözlerinizi aslında çok da böyle büyük resimden ayırmayacağınızı da söyleyebilirim. Yani belki biraz dışarıdan bakıldığında büyük şeyler yapıyorsunuz gibi ama aslında sizin planınız, sizin isteğiniz çok daha büyüğü. O yüzden sizin aklınıza böyle çok büyük hayaller olacak muhtemelen bu ay içerisinde sevgili oğlaklar. Ve bu hayallerinizi de gerçekleştirmeye giden yolda ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Tabii ki de çevrenizden aldığınız pozitif yorumlar, takdirler sizi oldukça motive edecek. Vizyonunuzu biraz dile getirebilirsiniz. Yani böyle birilerine neler yapmak istediğinizi anlatabilirsiniz. Belki partnerinizi anlatırsınız, belki iş arkadaşlarınızı anlatırsınız. Biraz sadece eleştiriye karşı hassas olabilirsiniz. Ama olmayın. Çünkü eleştirileri yapıcı eleştiri şeklinde kendi içinizde dönüştürebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok da böyle aslında kırıcı bir şey geleceğini düşünmüyorum ama kendinizi kapatmayın, sadece açık olabilirsiniz. Yine burada şunu görüyorum. Evet, böyle içinizde bir takım istekler var. Bunları gerçekleştirmek için sadece bazı oğlaklar bir yere ya da bir şeye çok bağlı kaldıklarında, belki de o şeylere çok böyle köklendiklerinde isteklerine hiç ulaşamıyormuş gibi hissedebilirler. Belki de bunun sebebini tam olarak göremeyecek olanlar da olabilir ama sebebi birazcık bir yere çok fazla bağlı ya da bir şeye ya da belki bir kişiye çok fazla bağlı olmanızdan kaynaklanabilir. Bunu böyle bir dipnot olarak geçelim. Tabii ki de bir takım konularda böyle gereksiz takıntı gibi, saplantı gibi çok uç noktalara da gidilebilir. Bunu da bir uyarı olarak söyleyelim. Birazcık böyle sabit fikirli olunabilir. Kendi fikrinizi çok fazla benimsediğiniz için birazcık dışarıdan gelen, az önce de demiştim hani eleştirilere karşı açık olun diye, yorumlar sizi irite edebilir. Ama açık olduğunuzda aslında o yorumların size yararlı da olabilir sevgili oğlaklar. Yani bu ay böyle bir şeyler değişiyor. Siz hem aslında bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz hem de bu değişim için birazcık da böyle harekete geçiyorsunuz gibi gözüküyor. Aşk hayatınıza gelecek olursak, aslında biraz bahsetmiştim ama burada da tekrardan şunu söyleyebilirim. Size böyle iç çeken, uzaktan bakan birisi var. Yani aşık olup da böyle uzaktan izleyen birisini görüyorum burada. Özellikle belki de daha böyle bekar olan oğlaklar için bu geçerli olacak. Bu kişi böyle birazcık adım atmakta tereddüt edebilir. Biraz o içindeki şeyi platonik yaşayabilir. Onun dışında sizin de kalbinizde istediğiniz bir şeyler var gibi. Özellikle böyle aşk hayatınızla alakalı. Sanki böyle dua ediyorsunuz. Belki geceleri çok dua ediyorsunuz. Belki ritüeller yapıyorsunuz bakın. Ama istikrarla istediğiniz bir şey, belki istikrarla da yaptığınız bir şey, her neyse, buna devam edebileceğinizi ve devam ettiğiniz takdirde de bundan sonuç alabileceğiniz mesajını veriyor burada kartlar. Onun dışında yine zaten böyle ilişkisi devam edenler için takım heyecanlı gelişmelerin olabileceğini söylemiştim. Ama genel olarak oğlaklar için, hatta ilişkisi olmayan oğlaklar için desek daha doğru, bilinmeyen, tanınmayan yeni biriyle bir aşk macerası başlayabilir şeklinde göstermiş kartlar arkadaşlar. Yani böyle tanıdığınız, geçmişten gelen biri değil de yeni tanışacağınız birisiyle.
Ve böyle aşk hayatınızın da genelinde böyle bir yenilik enerjisi var zaten. Eskiye bağlı olan oğlaklar da böyle bir eskiyi bırakma ihtiyacı hissedebilirler. Ya da böyle bir anda unuttuklarını fark edebilirler. Artık o kadar bağlı olmadıklarını fark edebilir. Hani böyle aklınızda biri vardır, hayatınızda değildir ama aklınızdadır bir süredir falan. Böyle bir anda unutabilirsiniz, bırakabilirsiniz o kişiyi. Ve ilk görüşte aşık da olabilirsiniz. Bu etki de kesinlikle var. İlk görüşte böyle çarpılabilirsiniz. Ve birçoğunuzun da zaten bu yola giderken de içinizden şöyle bir his gelebilir. Yani bu aşık olmak istiyorum. Hani kalbim pırpır çarpsın istiyorum diyebilirsiniz. Ve bununla birlikte de zaten o istekle bir aşk macerasına doğru gidebilirsiniz. Hani böyle şey gibi, manifest gibi. Önce isteyeceksiniz, sonra zaten o aşkı bulacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar, Kasım ayında sizler için bir olumlama cümlesi vermek istiyorum. Aslında yani şu hem böyle hayatım monotonluktan kurtuluyor diyebilirsiniz. Hayatım hareketleniyor diyebilirsiniz. Eğer o alanla çok uyumlandıysanız. Hem de aşk hayatınızdaki o etkileri de çok göz ardı edemiyorum. Yani aşık oluyorum diyebilirsiniz. Bakın eğer aşık olmak istiyorsanız. Gizli bir hayranım var diyebilirsiniz. Eğer böyle birinin size aşık olmasını daha böyle ondan daha böyle mutlu olacaksanız. Veya ilişkim çok güzelleşiyor, yenileniyor diyebilirsiniz. Böyle aslında birçok farklı olumlama cümlesi çıkabilir bu açılımdan. Belki de böyle her dinleyen oğlağın içinden alacağı farklı bir alan olacak. Daha böyle uyumlanacağı bir alan olacak diye düşünüyorum. Size bırakıyorum. Buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Umuyorum ki çok güzel bir Kasım ayı geçirirsiniz. Ve emeğime karşılık vermek için videoma bir beğeni bırakırsanız, abone değilseniz abone olursanız ve aşağıdaki paylaş butonundan diğer oğlaklarla videomu paylaşırsanız da çok memnun olurum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.